Ben ararım onu o zaman. İyi günler. İyi günler. Merve, sizin eve geldim. Artık bitsin bu aramızdaki. Ben seni özledim. Ne olur konuşalım. Nasılsın? İyiyim, siz? Sağ ol. Ne haber? İyi deriz senden. Ben senin yerinde olsam var ya, çıkarım Seda'nın karşısına. Kızım derim. Ablam da istiyorsan tam olsun. Ya bir cıvıtma ya. Çıkarım anlatırım oğlum her şeyi takır takır. Her şeyi? Evet. Sen ne kadar çok takılıyorsun lan bu para pul mevzularına? Ya sadece ona takılmıyorum ki oğlum ben. Ya sen niye saklıyorsun ki oğlum durumunu insanlardan? Ha? Seni seven zaten sen olduğun için sevsin. Sevmiyorsa gitsin. Yapma ya. İşte aha ben buyum. Yaşadığım yer burası. Yersiniz diyecektim. Ya her şeyi anlatayım yani. Geçmişimi. Oynadığım filmleri. Yani nereye kadar gidecek ki böyle bu olay? Ha? Bir yerde patlayacak yani. Bak Gizem nasıl buldu senin evini? Nasıl daldı odanın ortasına? Duvarlara yazılar mazılar bir şeyler çizdi. Manyak işte oğlum. Manyak da demek ki takmış sana aynı zamanda. Taksın taksın. Ya güzel oluyor, heyecanlı oluyor. Güzel oluyor. Öyle diyorsun da gidip anlattıysa herkese. Yok söylemedi bir şey. Nereden biliyorsun söylemediğini? Lan söylese benim kulağıma gelir de kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Böyle devam edeceğim diyorsun yani. Seda ile falan. Yok. Benim aklımda bir şey var. Eğer onu yaparsan... ...bir daha Seda ile aramızda hiçbir şey olamaz. Ne yapacaksın? İyice Gizem'e mi yürüyeceksin? Ne oldu hiç bilmiyorum Merve. Yani nasıl oldu? Biz nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Ben biliyorum. Gizem geldi artık bana ihtiyacın kalmadı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Gizma geldi. Artık değişti her şey. Hiç alakası yok Merve. Ben kendim duydum Seda. Ya bana şişman falan dedin Gizem'le konuşurken. Nereden duydun ya? Telefonda duydum. Gizem'le konuşuyordum. Duydum işte Seda. Ben sana asla şişman demem Merve. Demedim de ayrıca. Neyse ne. Bir de İzmir'e gidiyorsun Yunus'la. Tamam söylemiyorsun bana aramız kötü diye ama gidiyorsun onlarda kalıyorsun ya. Demek kusura bakma Seda sen Yunus'a karşı bir şey hissediyorsun. Ay saçmalama Merve tabii ki hissetmiyorum. Ne o zaman ya olay ne bana onu anlat. Yunus benim arkadaşım arkadaşım ya. Aynı durumda kim olsa giderdim. Kimseye haber vermeden böyle çat diye gideceksiniz İzmir'e öyle mi? Ya ben bir sürü şey yaşıyorum. Sana anlatamıyorum ya. Bir şey söylemeyecek misin? O kadar kötüydüm ki o gece. Yani gerçekten düşündüğün gibi değil. Peki niye bana anlatamıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Bana ya. Ya bir düşün kızım işte. Yani annenle baban boşanmış. Baban getiriyor sevgilisini tanıştırıyor. Yok yok ya. Benim babam hayatta yapmaz öyle bir şey. Kızım never say never. Ben de öyle diyordum. Bak şu an ne konuşuyoruz. Ailevi bir durum. Sen bana güvenmiyorsun. Güvenmiyorsun. Tabii ki güveniyorum Merve. Çok güveniyorsun. Çok güveniyorsun. O yüzden anlatmıyorsun değil mi? Bana bak. Gizem biliyor mu? İyi. Şimdi bu neyse anlatmadığım bu olay. Biliyor mu? Ben gideyim artık. Ha gerçekten gidiyorsun yani ya. Gerçekten bu kadar mı bizim konuşmamız?
İyi peki ne diyeyim, git. Bu arada o Gizem'e de çok güvenme. O geldikten sonra karıştı her şey Seda. Güvenme ona. İyi ki doğdun Yunus. İyi ki doğdun Yunus. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Yunus. Sayın Doktor Murat Hoca, Sayın Doktor Murat Hoca ameliyathaneye Çağlayan durumu nasıl? Siz yakınlar mısınız? Eşiyim ben. Oğlumuz. Doktor bey birazdan gelecek. Gerekli açıklamayı yapacak. Geçmiş olsun tekrar. Ama bir şey söylemek bu kadar zor mu canım? İyi mi değil tamam, mi? Çıktı tamam, mı tamam, çıkmadı tamam, mı? Tamam, ama oğlum ya. Doktor bey. Geçmiş olsun. Gözümüz aydın. Ameliyat çok iyi geçti. 4 damarını değiştirdik Sait Bey. Biraz önce de yoğun bakım aldık. Peki. Nasıl? Durumu iyi mi? Gayet iyi. Şu an solunum cihazına bağlı ama gece çıkaracağız cihazdan, takip edeceğiz. Ne kadar yoğun bakımda kalacak? Duruma göre bakacağız. Ya yarın akşam saatlerinde çıkaracağız yoğun bakımdan ya da bir gün daha bekleteceğiz burada. Sonra servise alacağız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol.